10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylaması seçimleri, 7 Haziran 2015 tarihinde milletvekili seçimleri, 1 Kasım 2015 tarihinde milletvekili seçimleri yapıldı. Bu seçimlerin hepsinde partimizin oyu düşmedi. Bilakis artarak yükseldi. Bu kongremiz küskünlüklere, dargınlıklara meyal vermemeli. Sayın ilçe başkanımın dediği gibi bu bir bayrak yarışı. Bu bayrak yarışında küskünlüklere, dargınlıklara yer yok. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailede ufak tefek kırgınlıklar olabilir ama küskünlüklere yer vermeyeceğiz. Çünkü önümüzde 2019 gibi zorlu bir süreç var. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamamız lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım, kenetlenmemiz lazım, birliğimizi korumamız lazım. Bu vatan için çok önemli. Bizden önce görev yapan tüm görev arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Benim nezdimde siyaset bir araçtır. Amaç hizmet etmektir. Bu hizmet sevda gerektirir. Sevda, biz de bu konuda sevdalıyız. Sevdamız bayrağımız, sevdamız vatanımız, sevdamız milletimiz, bir sevdamız daha var. O da reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemesini sağlayacak misyona, vizyona uygun temsil edebilmek bu bayrağı daha ileriye taşımak olacaktır. 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar daha çok çalışarak dünya liderimize ülkemizi temsil etme yetkisi sağlayarak seçimlerde %50+1 ve dahasını sağlamak olacaktır. Geçmiş yıllarda iktidar olmak için %34, %42, %42, %49 yeterli olabiliyordu. Şimdi bu oranlar yeterli değildir. Hedeflerimize ulaşabilmek için yanımızda kötü gün dostu olduğuna inanmadığımız yönetimdeki çalışma arkadaşlarımızla ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü insan tek başına bir hiç, ancak birlikte ise büyük bir güçtür. Çalışmalarımızda en çok dikkat edeceğimiz husus ötekileştiren değil, birleştiren, ayrıştıran değil, kucaklayan olursak bir kar topu misali yuvarlandıkça büyüyen bir parti oluruz. İktidar yürüyüşümüz devam eder.